Merhaba arkadaşlar. AYT Fizik Yaprak Test Çözümünün 5. bölümündeyiz. Bu videonun konuğu da enerji. Hadi bakalım videoya başlayalım. 7. Düşey kesti verilen yolun yalnız LN noktaları arası sürtünmeli olup K noktasından 5 mg açlık kinetik enerji atılan cisim R noktasına kadar çıkabiliyor diyor. Peki. Burada Arkadaşlar bir buraya bir bakalım. 5 mgH var. Burada bir de MGH'ımız var. O zaman totaldeki enerjimiz 6 mgH. Peki burada iki tane sürtünme etki etti. 2 fsx diyelim. Artı bir de 2 mgH olacak. Peki bundan sonra demiş ki R noktasından ER kinetik enerjisiyle atılan cisim K noktasına kadar çıkabilmesi için e, e, R'deki enerji kaç olmalıdır diye söylüyor. Şimdi tamam buradaki olay şu arkadaşlar. 4 MGH dediğimiz kavram 2 tane F sürtünme eksi. Yani bu ne demek? 2 bölmeye harcanan sürtünme enerjisi 4 MGH kadarmış. Şimdi burada H yüksekliği olan K'ya kadar çıkabilmesi için ne olacaktır? 4 MGH var. H da oradan gelecektir. 5 MGH'lık bir enerjisi olması lazım. E şimdi bunun 4'ü zaten buraya harcandı. Doğru mudur? 4 burada harcandı. O zaman da arkadaşlar 2 burada vardı. Değil mi? Hani yüksekliğinden kaynaklı. O zaman da arkadaşlar kaç olması lazım? 3 haçta atarsak eğer 2 MGH'da buradan geldi. Totalde 5 MGH olacaktır. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. 8. Şekildeki P noktasından kaymaya başlayan kayakçı K noktasına geldiğinde hızının büyüklüğü 3 V oluyor diyor. Tamam. Bundan sonra kayakçının L'deki hızının büyüklüğü 2 V, M'deki hızının büyüklüğü de V oluyor diyor. K ile LM oranı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar K noktasından 3 V hızıyla geçti. Sonrasında burada sabit bir sürtünme etki ediyor. Ondan sonra burada L noktasından 2 V hızıyla sonra M noktasından da V hızıyla geçiyor. Peki. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Hani burada etkeden sürtünme kuvveti var. Okey. Ve burada hani gittiği mesafeler için şunu yazabiliriz. Sürtünme kuvveti çarpı KL arası X1 yolu diyelim. Tamam mı? Diğerinde de sürtünme kuvveti çarpı LM arası X2 diyelim. Buradaki enerji değişimi KL arasında 1 bölü 2 M çarpı 3 V'nin karesinden 9 V kare. Sonra burada da 2 V kare. O zaman da arkadaşlarım hani 1 bölü 2 2V'nin karesinden 4V kare. O zaman da ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 2 M çarpı 5V kare yaptı. Ve bu da F sürtünme çarpı X1 diyeceğiz. Diğerine baktığımız zaman da 1 bölü 2 M çarpı 2V'nin karesinden 4V kare. Eksi 1 bölü 2 M çarpı V kareden. O zaman ne yapar? Aradaki fark da 3V kare yapar. Bu da F sürtünme çarpı X2'dir. Peki bunları oranladığınız zaman arkadaşlar sadeleşenler sadeleşsin. V kareler gitti. Sürtünme kuvvetleri de gitti. X1 bölü X2 oranı da 5 bölü 3 yaptı. Gelelim 9'a. Diyor ki yukarıda, yukarıdaki verilenlerden hangileri güç birimi olarak kullanılır? Güç birimi dediğimiz kavram. Yapılan iş bölü geçen süre yani enerji bölü zaman. Şimdi burada arkadaşlar bakalım kuvvet çarpı hız diyor. Şimdi yapılan iş dediğimiz kavram kuvvet çarpı yol ya. Kuvvet çarpı yol bölü zamandan yol bölü zamanı e, işlemi kattığımızda hız olur. O zaman kuvvet çarpı hız gücü verir. Enerji bölü zaman bu da olur. Enerji çarpı zaman olmaz arkadaşlar. Enerji çarpı zaman burada güç çarpı zaman yani gibi bir güç çarpı zamanın karesi gibi bir şey oluyor. O yüzden olmaz. Cevabımız B şıkkı olur. 10. soru. Sürtünmesi yatay düzemde bir cismin kinetik enerji yol grafiğini vermiş. Buna göre numaralanmış bölgeler cisme uygulanan kuvvet için hangisi de doğru verilmiştir diyor. Sürtünmesi yatay düzemde. Şimdi kinetik enerjisi ne yapıyor arkadaşlar? Burada hani parabolik bir şekilde artıyor. Doğru mu? Parabolik bir şekilde artıyorsa sevgili arkadaşlar birinci aralıkta sizce kuvvet sabit mi uygulanmış? Hayır. Kuvvet sabit uygulanmamış. Kuvvet artan olarak uygulanmıştır arkadaşlar. Artan bir kuvvet var. Peki ikinci aralıkta kinetik enerji e, düzgün bir şekilde artıyor. O zaman düzgün bir şekilde artıyorsa o zaman yapılan iş dediğimiz kavram arkadaşlar F çarpı X'tir. Hani bu yapılan iş de kinetik enerjiyi verecektir. O yüzden arkadaşlar burada Kuvvetin büyüklüğü sabittir. Ama bak burada kuvvet değeri gitgide artıyor. E şimdi burada bak sürtünme sistemde kinetik şey burada arkadaşlar ne yaptı? Sabit. Yani bu ne demek? Gidiyor bu cisim. Yani gidiyor. Gittiğinden dolayı da yani sabit bir hızla gidiyor. O yüzden de kuvvet burada sıfır olacak. O yüzden arkadaşlar cevabımız aşık olur. 11. soru. Diyor ki 4V ile atıldı. Burada gidiş yollarındaki hızlarını vermiş. Yolun hangi bölümleri kesinlikle sürtünmelidir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Burada 4V hızıyla fırlattık. 4V hızıyla fırlattığımızda o zaman L'ye geldiğinde hani 3V ile ilerliyor. O zaman arkadaşlar K arasında sürtünme var mı? Var. Çünkü daha büyük bir hıza çıkması lazım değil mi? O yüzden K arasında var. Peki LM arasında şimdi sürtünme olması zaten sabit hızla ilerleyecekti. O yüzden LM arasında bak hızı azalmış. O zaman bu da doğrudur. MN arasında ne var arkadaşlar? Hızı 2V'den 3V'ye çıkmış. Ha sürtünme olabilir mi? Olabilir ama hani sürtünmesiz de diyebiliriz. Çünkü niye? 2V'den 3V hızına çıkıyor arkadaşlar. O yüzden buna hani kesinlikle sürtünmelidir veya değildir diyemiyoruz. O yüzden K, ve L, M diyeceğiz. 12. soru. Sürtünmesi ortamda yerden aynı yüksekte eşit büyüklüğe hızlarlatılan cisimler şekildeki gibidir diyor. Buna göre cisimlerin inceliklerinden hangileri eşittir demiş. Peki bakalım. Şimdi arkadaşlar burada e, baktığımız zaman yüksekler aynı ya. O zaman şöyle yazıyorum dehneyim. Bak mgh ondan sonra artı 1 bölü 2 m çarpı v kare eşittir. Mesela yere çarpma hızlarına bakalım. 1 bölü 2 m çarpı v sonun karesi. Bak şimdi. Şimdi kardeşim burada kütleler gidiyor. Her bir tarafta gidiyor. Kütleye bağlı bir durum yoktur. Yüksekliğe bağlıdır. Ondan sonra hıza bağlıdır. Hızlar zaten eşit büyüklükte. Nereye olursa olsun. O zaman yere çarpma hızlarının büyüklükleri Evet arkadaşlar eşittir. Bunu atışlarda falan da sorabilirler. Evet bu doğru. Yere ulaştıkları andaki kinetik enerjileri arkadaşlar yere ulaştıkları andaki hızları eşittir arkadaşlar. Şimdi kinetik enerji demek kütle çarpı e, hızın karesi demek ya kinetik enerji eşittir diyemeyiz. Ama hızları eşittir. İvmeleri diyor sürtünmesi ortamda. E, sürtünmesi ortamda arkadaşlar hepsinin ivmesi yer çekimi ivmesidir. Hepsinin. Bu da ee, eşittir diyeceğiz. Hatta ekstra bir şey de ben diyeyim buraya. Mesela yere düşme süreleri. Yere düşme süresi arkadaşlar. Mesela y yukarı atılıyor. Ondan sonra x aşağı atılıyor. Z de yana atılıyor. Yere düşme süresi en kısa süren x'tir mesela. En uzun süren de y'dir. Z de ortadadır gibi şeyler söyleyebiliriz.